Sadece bir örnek vereceğim. Başka örneğe gerek yok. Kilolarca uyuşturucu geliyor. Derince limanına geliyor. İzmit derince limanına. Yakalanıyor. Kim sorumlusu? Belli değil. Yakalıyorsunuz. Bir tek savcı dahi cesaret edip dava açamıyor. Dava açamıyor. Ama fırından gariban birisi ekmek çalsın, karnı aç ekmek çalsın, 50 polis gider yakalar, doğru savcıya götürürler. Ne sen, sen ekmek çaldın diye. Karnım aç dese bile Niye ekmek çaldın derler. Ya kilolarca, tonlarca uyuşturucu giriyor bu memlekete. Nerede bu adalet? Peki savcı adı üstünde. Cumhuriyet savcısı. Cumhuriyet ünvanı taşıyan tek meslektir. Cumhuriyet savcısı. Cumhuriyeti koruyacak. Cumhuriyeti koruyamıyorsa bir sorunumuz var demektir. Zindaştı. Meşhur uyuşturucu kaçakçısı. Polis gitti yakaladı. Attılar ha e, hapishaneye. Yargıladı. Attılar mahkum ettiler. Bir hakim geldi serbest bıraktı. Ertesi gün kaçtı adam. Sonra tekrar yakalayacağız. E geçmiş olsun adam zaten gitti. Peki serbest bırakan ne oldu? Bir hakim kendi rızasıyla serbest bırakır mı? Bir savcı kendi rızasıyla uyuşturucu hakkında dava açmıyorum diyebilir mi? Nedir buradaki? Ana omurga nedir? Çürüyen siyaset kurumu. Talimat veriyor açmayacaksın diyor. Senin arkanda ben varım diyor. Olmaz. Bunlar olmaz. Buna benzer size yüzlerce örnek verebilirim. Adalet yoksa bir devletin yönetiminde o devlet çürür. Yolsuzluklar her tarafı alır. Uyuşturucu bataklığına saplanır Türkiye. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Artı bir devleti yönetmek adalet, tamam. Bir başka şey daha var. O da çok önemli. Devleti yönetirken siyasi iktidar vatandaştan vergi toplar. Öyle. Her birimiz vergi veririz. Yeni doğan çocuk vergi verir. Süt alırsınız, altına bez alırsınız, mama alırsınız, vergi verirsiniz. Vergisiz bir tek alan var. Teneffüs ettiğiniz hava. Onun dışında her şey vergili. Efendim biz musluk açıyoruz orada vergi yok. Hayır efendim. Musluğu açtığında dört çeşit vergi ödüyorsunuz. Elektrik düğmesine bastığınızda beş çeşit vergi ödüyorsunuz. Cep telefonu aldığınızda dört çeşit vergi ödüyorsunuz. Vergi hayatın her tarafında var. Soru benim ödediğim vergiyi nerede kullanıyorsun sen? Bu açlık bu sefalet neden? Bu yoksulluk neden? Neden bu kadar gübreye zam geldi? Neden elektriğe, doğalgaza bu kadar zam geldi? Neden millet bu kadar perişan oldu? Bu sorun da sorulması lazım. Devleti yöneten şunu bilmek zorundadır. Kaynaklar sınırlıdır, ihtiyaçlar sınırsızdır. Bir daha ifade edin. Kaynaklar sınırlıdır. Aldığınız vergi bellidir. Ama ihtiyaçlar sınırsızdır. Bugün araba istersiniz, yarın çok iyi olur. Yat istersiniz, yarın çok iyi olur. Uçak istersiniz, yarın bilmem ne olur. İhtiyaçlar sınırsızdır. Peki ne olması lazım? Sınırlı kaynaklarla sınırsız ihtiyaçlar arasında sağlıklı, tutarlı, toplumun yararına bir dengeyi kurmaktır. Dengeyi nerede kuruyorsunuz? Bütçede kuruyorsunuz. Bütçe kanlı görüşülüyor. Size ne faydası var? Çiftçiye ne faydası var? Emekliye ne faydası var? Sanayiciye ne faydası var? Yatırımcı ne faydası var? Nerede nereye gidecek bu vergiler? Büyük kısmı Londra'daki bir avuç tefeciye faiz olarak ödenecek. Kaçımız bunun bilgisini biliyor? Hiçbir siyasi parti ister mi vatandaş fakir olsun? Kimse istemez iktidardan muhalefette. Kimse istemez. Ama varsa bir yoksulluk sebebine bakmak lazım. Varsa bir çaresizlik sebebine bakmamız lazım. O nedenle kanaat önderleri, muhtarlar olarak, sivil toplum örgütlerinin başkanları olarak, yöneticiler olarak her birinizin sorumluluğu var. Benim de var ama her birimizin tek tek sorumluluğu var. Bir parti Spor kulübü gibi tutulmaz. Efendim ben Fenerbahçeliyim, Galatasaraylıyım, Beşiktaşlıyım. Ölünceye kadar öyle, doğru. Ama siyaset öyle değil. Vaadin var, geleceksin. Vaadini yapıyorsan devam, vaadini yapmıyorsan gideceksin. Vatandaş oyunu öyle kullanacak. Oyunu öyle kullanmadığı takdirde demokrasi kazanmaz. Baskı kazanır, zulüm kazanır. Bunu yapmamız lazım. Değerli arkadaşlarım, önümüzdeki yüzyılna yapacağız. Eğer Osmanlı sanayi devrimini kaçırdığı için battı. Sanayi devrimini kaçırdığı için. Şimdi teknoloji devrimi var. Her saniyede birden fazla buluş var. Eğer Türkiye bunu da kaçırırsa çok zor durumda kalacağız. İyi yetişen gençlerimizi batılılar kapıyor. Gençler diyorlar ki biz gideceğiz yurt dışına. Burada çalışamıyoruz. Bana müdahale ediliyor. Özgürlük alanıma müdahale ediliyor. Ben yurt dışına gideceğim diyor. İyi de memleketi kim büyütecek? Kim kalkındıracak? Üniversiteye giden çocuklarımızı, en iyi yetişen çocuklarımızı. Batılılar kaparsa biz nasıl büyüyeceğiz? Yeni icatları nasıl yapacağız? İktidarı eleştiriyorum. Doğru zaman zaman eleştiriyorum. Ama tavsiyede de buluyor, bulunuyorum. Bir sorumlu kişi olarak bir sorumluluk hissederek ana muhalefet partisinin genel başkanı bak bunu da söylüyorum. Bak kış ayı geliyor diyorum. Zor bir ay olacak diyor. Zor bir mevsim olacak diyorum. Kara kış fonu kur diyorum. Fon kur. Bunu söylerken ya Fransız'ı kuruyor. Alman'ı kuruyor. Yunanistan'ı kuruyor. Belçika'sı kuruyor. Sen de kursana kardeşim benzer bir fon. Elektrik zam, doğalgaz zam, her şey kömüre zam. Her şeye zam geldi. Bu adam aldı 2825 liralık asgari ücrette ne yapacak bu adam? E buna sosyal devlet dediğiniz budur. Buna bakacak. Yardım edecek sosyal devlet. Hiçbir şey yapmıyorsan diyorum ya en azından doğalgazın üzerindeki elektriğin üzerindeki KDV'yi ÖTV'yi kaldır kardeşim. Kış aylarında kaldırdım de. Vatandaşa bir rahat etsin vatandaş. Öneri doğru mu? Doğru. Mantıklı mı? Mantıklı. E peki arkadaşlar yapılmıyorsa ne olacak? Ne olacak bu fakir fukaran hali ne olacak yani? TRT'nin fonu var. Sadece TRT fonunu kaldırsalar yüzde yirmi fatura düşecek. TRT ne yapıyor bizden aldığı parayı? Ne yapıyor Allah aşkına? Hesabını veren var mı TRT'den? Hiç hesabını veren bile yok. Kaldır kardeşim kış ayında yazın tekrar getir. Ama en azından bu millet bir nefes alsın ya. Nefes alacak bir ortam yaratın bu insanlara. Bu da yaratılmıyor. Hiçbir şey yapmıyorsanız şunu da söyledim. Sosyal tarife kademeli yap bari. Doğalgazı az kullanan adama dersiniz ki şu kadar metreküpü kullanana düşük fiyat verirsiniz. Onun üstünde kullanıyorsa adamın villası varsa çok daha lüks bir yerde oturuyorsa ona zam yap tamam anladım. Ama fakirin faturasını bari düşük tut. Bunu da söyledim. Söylüyorum da bu da olmaz. Niye olmaz kardeşim? E bu devlet fakire fukaraya yardım etmeyecekse, fakirin fukaranın yanında durmayacaksa ve sadece bütün hizmeti beşli çeteye yapacaksa Allah aşkına söyler misiniz? Ben isyan etmeyeyim de kim isyan etsin? Yazıktır, günahtır ya. Bu kadar da olmaz. Çözülmesi lazım bunun. Bizim oturup bir helalleşmemiz lazım. Oturup bir konuşmamız lazım. Memleketimin gidişinden sadece ben sorumlu değilim ki siz de sorumlusunuz düzelmesini sadece ben tek başıma yapamam. Beraber yapmak zorundayız. Birlikte yapmak zorundayız. Beraber olursak ülkeyi aydınlığa çıkarır. Türkiye düşündüğünüzden çok daha zengin bir ülke. 27,5 yılım Maliye Bakanlığı'nda geçti. Bütçe nasıl yapılır, kamu harcamaları nasıl yapılır, israf nasıl önlenir? Bütün hayatım bunlarla geçti. İsraf, yolsuzluk almış başını gidiyor. Buradan Türkiye'yi çekip çıkarmamız lazım. Daha dingin, daha ağır başlı daha dikkatli, daha itibarlı, sözü dinlenen bir ülke haline getirmemiz lazım. Onu beraber yapmak zorundayız. Bu işin sağ solu da yoktur arkadaşlar. Bu iş bir memleket işidir. Vatan işidir. Benim iki tane kırmızı çizgim var. Bir, bayrak ve vatan. Bayrağımın altında özgürce yaşıyorum. Bayrağıyla, vatanıyla sorunu olmayan herkesin benim başımın üstünde yeri vardır. İki, kimsenin inancı, efendim, etli kimliği, yaşam tarzı Beni ilgilendirmez. Ben ilgilendiren o vatandaşın derdi var mıdır yok mudur? Ben onun derdini çözmek zorundayım. Çocuğun işi var mıdır yok mudur? Tüccarsa geliri var mıdır yok mudur? Sıkıntıya girmişse sıkıntıyı devlet nasıl çözer? Buna bakmamız lazım. Şimdi öyle bir hale getirdiler ki komşular birbirine ya bunun kimliği nedir, inancı nedir bunu sorgulamaya başladı. Ya bize ne güzel bir laf vardı komşu komşunun külüne muhtaçtır diye. Ne oldu bu hale geldik? buradan Türkiye'yi çekip çıkaracağız. Beraber hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum.